işkenceye maruz kaldılar, kötü muameleye maruz kaldılar. Bunlar uzun süre kayıt dışı gözaltında tutularak güvenlik güçlerine gerekse de hakimlere, savcılara emri için talimat verdiler. Maalesef akabinde de değerli misafirler hepiniz hoş. Şimdi isterseniz 28 Şubat ve paralel yargı ya da FETÖ yapılanmasının olduğu dönemlere gidilirse rahatlıkla söyleyebilirim ki şu anda mağdur Yusufillerin %99'u kesinlikle göz altında işkenceye maruz kaldılar, kötü muameleye maruz kaldılar. Dosyalarına delil uydurularak konuldu. Hatta bunlar uzun süre kayıt dışı gözaltında tutularak delil elde edilmeye çalışıldı. Bu yetmiyormuş gibi malumunuz olduğu üzere postmodern darbeyle o dönemin askerleri gerek güvenlik güçlerine gerekse de hakimlere, savcılara emir vererek bu dosyaların onların istedikleri şekilde en ağır cezalarla sonuçlandırılması için talimat verdiler. Maalesef akabinde de paralel yargı ya da FETÖ yargısı önünü açmak için kendine muhalif olabileceğini düşündüğü bütün grupları ne pahasına olursa olsun ezdiler. Ve bugün özellikle adlarına oluşturduğumuz inisiyatif olarak rahatlıkla söyleyebilirim, bu kararların çoğu da özellikle bu dönemde çıktı ve o dönemin Yargıtay'ın 9. Ceza Dairesi de yüksek mahkeme olarak bu dosyalara bakıyorlardı. O mahkeme, o ağır ceza dairesi hemen hemen bütün hakim ve başkanlığı zaten bu yapının elemanlarıydı ve bunların çoğu da gözaltına alındı, meslekten ihraç edildi ve şu anda kimileri de halen cezaevindeler. Biz bu gerekçeyle özellikle iktidardan bu mağduriyetlerimizin giderilmesi için bir an önce adım atmalarını istiyoruz. Basına ve kamuoyuna. Bismillahirrahmanirrahim. Andolsun ki Yusuf ve kardeşlerinde soranlar için dersler vardır. Tarih boyu nice zulümler yaşandı. Ders ve ibret alınmadığı için bu zulümlerin bedeli ağır oldu. Ne Yusuf'u kuyuya atanlar ne de zindanda hapsedenler payidar olmadı. Yusuf'un maruz kaldığı iftirayı, mazlumiyeti ve mağduriyeti bile bile onu zindanda yıllarca kalmasına göz yumanlarda zulme sessiz kalmanın bedelini ödedi. Mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'de ders ve ibretlerle dolu Yusuf kıssasından gereken dersi bugün dahi çıkarmayanlar, Yusuf Aleyhisselam'ın maruz kaldığı haksızlığın, hukuksuzluğun bugün bir benzerinin sürmesine rıza gösterenler de akıbetlerinden endişe etmelidir. En nihayetinde Yusuflar muhakkak ki bu dünyada aziz kılınacak, ahirette de bahtiyar olacaklardır. Bizler buradan Yusuf peygamberin kıssasına işaret ederek günümüz Yusuflarının yaşadığı mazlumiyete bir kez daha dikkat çekmek istiyoruz. Onlar 28 Şubat'ın Briefing'li yargısıyla FETÖ yapılanmasının emniyet ve yargıdaki unsurlarınca 10, 15, 20, 25 yılı aşkın zamandır zindanlarda olan Yusufilerdir. Bin yıl sürecek denen 28 Şubat darbesinin bugün de hala etkin oluşuna FETÖ soruşturmalarının samimiyetsizliği ve Yusufilerin içinde bulunduğu durum şahitlik etmektedir. 28 Şubat darbecilerini yargılayacak, mahkum edeceksiniz
ama onların briefingleriyle mahkum ettiklerini görmeyecek, haklarını iade etmeyeceksiniz. Nitekim FETÖ elemanı polis, asker, savcı, hakimleri terörist diye derdest edeceksiniz. Fakat onların terörist diye yaftaladıklarını yine görmeyecek, özgürlüklerine gem vuracaksınız. Bunun izah edilir bir tarafı yoktur. Savunulabilir hiçbir yanı yoktur. Hukukun bu kadar ayaklar altına alındığı daha kaç dönem vardır? 28 Şubat ve FETÖ yargısı mağdurlarının yaşadıklarını tarih yazmıyor mu sanıyorsunuz? Gelecekte utançla anılacak bu günlerin unutulacağını mı sanıyorsunuz? Heyhat! Ey bu zulme sessiz kalan ve ellerinde imkan varken bu zulmü ortadan kaldırmayanlar, yıllarca dört duvar arasında yaşamanın, hayata tutunma mücadelesi vermenin, evlatlarınızla demir parmaklıklar arkasından kucaklaşmanın, anne ve babaların çocuklarına hasret, bu dünyadan göçmelerinin ne anlama geldiğini biliyor musunuz? Yusuf Aleyhisselam gibi Rabbinin buyruklarına teslim olmanın, onun hudutları dışına çıkmamanın, rızayı ilahiyi gözetmenin, İslami kimlikten taviz vermemenin bedeli olarak ödetilen 28 Şubat ve FETÖ yargısı mahpuslarıyla aileleri artık yeter, artık adalet diyor. Mutlak adaleti ahirette görmeyi bekleyenler bu dünyada da hukuksuzlukların giderilmesini, haklarının iadesini bekliyor. Devlet sisteminin dönemsel olarak el değiştirdiği Türkiye'de en büyük mağduriyet ve acı Müslüman halka yaşatıldı. İnsanlar inançlarından dolayı ötekileştirildi. Mülteci yaftalamasıyla ya zindanlara konuldu ya da dar ağaçlarına çıkarıldı. Sistemin zulmü yetmezmiş gibi ondan türeyen virüsler de halka musallat oldu. Kanını emdi, zulmetti. İnancından taviz vermeyenler zulme rıza göstermedi, direndi. Yine bunun bedeli ya ölüm oldu ya da zindan. Hiçbir şekilde hayat hakkı tanımayan masumların çığlıkları arş-ı âlâya yükselmişken bugün hala bu çığlıkları duymamak gayretullah'a dokunacaktır. Buradan bir kez daha insanlık namına sesimizi haykırıyor ve diyoruz ki yıllardan beridir bu insanlar içeridedir. Bunların cezaevinde olmalarının sebebi 28 Şubat ve FETÖ yargısıdır. Bu zulmün devam etmesi insanlık ve adalet namına büyük bir ayıptır. İslami yaşamı istedikleri için kimisi 30 yılı aşkındır cezaevinde tutulan bu insanların hala dışarı bırakılmamaları anlaşılır değildir. Yıllardan beridir cezaevlerinde tutulan bu insanlarla birlikte aileleri de cezalandırılmaktadır. Bu insanlar defalarca şehirden şehire sürgüne gönderilerek adeta kendileriyle birlikte aileleri de cezalandırılmak istenmektedir. Bu insanların birçoğunun anne ve babası onlar cezaevlerindeyken çocuklarına hasret gittiler. Kimisi de cezaevlerindeki kötü koşullardan dolayı cezaevinden çıktıktan sonra vefat ettiler. 28 Şubat hemen her çevre tarafından darbe olarak adlandırılıyorken 28 Şubatçılardan bir kısmının darbeciliği mahkeme tarafından da tescil edilmiş ve onlara müebbet hapis cezası verilmişken 28 Şubatçı hakim ve savcıların briefingli ya da paralel yargının elemanları olduğu tespit edilmiş ve kritik mahkemelerde görev yapanlar ya ihraç edilmiş ya da tutuklanmışken örgütçülerin başka kişileri örgütçü diyerek soruşturduğu ve cezalandırdığı ortaya çıkmışken 28 Şubat süreci yargılamalarına meşru yargılama muamelesi yapılamaz. Hukuksuzluğun bu derece ayyuka çıktığı bir konuda böylesi bir sessizlik ve tavırsızlık endişe ve utanç vericidir. Bu insanların ailelerinin hak taleplerine kulak vermek herkesin üzerine düşen önemli bir görevdir. Çocukları babasız, anneleri evlatsız bırakan bu sorunun hemen çözülmesi gerekir. Unutulmasın ki mazlumların ahı, bütün siyasi hesapları ve matematik hesaplarını alt üst edecek bir güce sahiptir. Binlerce insanın hayatını karartmış olan 28 Şubat sürecinin her yönüyle aydınlatılmasını ve bu sürecin bütün aktörlerinin açığa çıkartılarak bunlardan hesap sorulmasını bekliyoruz. 28 Şubat sürecindeki siyasi yargı kararlarının iptal edilerek 28 Şubat'ın
briefingli siyasi yargılamalarının yok sayılmasını ve oluşan tüm mağduriyetlerin giderilmesini talep ediyoruz. 28 Şubat mahpuslarının hiçbir bahane ya da erteleme olmaksızın derhal serbest bırakılmasını istiyoruz. Beklentimiz yıllardır haksız ve hukuksuz gerekçelerle işlerinden olan, okullarını bırakmak zorunda kalan, fişlenen ve yıllardır zindanlara mahkum edilen 28 Şubat ve FETÖ yargısı mağdurları için adalet mekanizmasının işletilmesidir. Gençlikleri, ömürleri zindanlarda tüketilen mazlumlara uygulanan zulüm sona erdirilmelidir. Evlatlarından, anne babalarından yıllardır ayrı bırakılmış mahpuslar artık özgürlüklerine kavuşturulmalıdır. 28 Şubat ve FETÖ yargısının yol açtığı tüm mağduriyetlerin giderilmesini ve 30 yılı aşkın süredir cezaevlerinde tutulan Yusufilerin derhal serbest bırakılmasıdır. Bu iktidarın boynunda büyük bir vebaldir.